Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda tekli bir anahtarı nasıl şu şekilde anahtarlı prize çevirdiğimizi anlatmaya çalışacağız. Bir önceki videoda bu olayın tam tersini yapmıştık. Bir topraklı prizi bu şekilde anahtarlı prize çevirmiştik. Bunda da benzer bir düzene kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada tekli bir anahtarımız. Bu da temsili tavandaki bir lambamız olsun. Peki böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuyoruz derseniz, şimdi bu kasanın yanına bir elektrik kasası açmak çok büyük pislik ve maliyet ortaya çıkartacak. Bu tek kasayla işi çözmüş olacağız. Alandan kazanacağız. Odanın içerisinde bir priz olabilir. Ama priz ya çok uzaktadır ya da eski tip evlerde genelde odanın içerisinde bir tane priz olur ama zamanın ihtiyaçlarını karşılamadığı için böyle bir şeye ihtiyaç olmuş olabilir. Ya da herhangi bir sebepten dolayı böyle bir şeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu alt kapağımızı açtığımızda karşımıza çok karışık bir yapı çıkıyor gibi gözükebilir ama anlatınca biraz daha net anlayacaksınız. Boğat bağlantılarıyla alakalı ve elektrik tesisatıyla alakalı çekmiş olduğumuz birçok videomuz var. O videolara ulaşmak için hemen şu üstteki linke tıklayabilirsiniz. Boğatımızın içerisindeki bütün kabloları dışarı çıkartıyoruz. Mavi kablomuz bizim ortak nötrümüz. Kırmızı kablomuz bizim ortak fazımız yani elektriğimiz. Şu bizim ortak topraklamamız. Şurada hemen alt kısımda gözüken ve bu hatta hiçbir ek yapılmamış kablo ise bizim lambamızın fazı yani lambamızın gelen elektriği. Hemen şu üst kısma bakın bağlantısız bir şekilde gelen kablo ise bakın şuradan hemen geliyor. Lambamızın fazı. Şu mavi 1,5'luk kablo da bizim lambaya giden nötrümüz. Şimdi anahtarı açtığımızda biraz daha olayı net anlayacağız. Kasamızın içerisinde gördüğünüz gibi 2,5'luk kablomuz var. Bakın şöyle salladığımız zaman bu bizim lamba fazımız. Direkt geliyor. Şu ise yukarı giden yani lambaya giden fazımız. Bizim bu anahtarlı topraklı priz yapabilmemiz için bir elektriğe yani faza, bir nötre, bir de topraklama ihtiyacımız var. Ama bunların hiçbirisi kasamızın içerisinde mevcut değil. Bu işlemi şu şekilde yapacağız. Şuradaki bu hattan aşağı topraklama, faz, nötr indireceğiz. Bizim bu hattımıza elektrik bu taraftan geliyor. Şu taraftan ise diğer odalara dağılıyor. Ya da aynı odanın içerisindeki diğer topraklı prizlere gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi faz, nötr ve topraklamamız var. Yine alttaki kısımda da faz, nötr ve topraklamamız var. Yani evin diğer kısımlarını besleyen bir boğata ya da başka bir prize gidiyor bunlar. Elimde şu şekilde mavi, siyah ve sarı yeşil renkli 3 adet 2,5'luk enliye kablo var. Yani 2,5'luk elektrik kablosu da diyebiliriz. Bu kabloları ister boğattan aşağıya isterse kasadan yukarı gönderin. Ben kasadan yukarı doğru göndermeyi tercih edeceğim. Şimdi bağlantı yapacağım. Şu kabloların bantlarını tamamen açıyorum. Bütün bantları sıyırdıktan sonra toprağı şu ortak toprağın üzerine doluyorum. Şu siyah kablo bizim fazımız. Bu kırmızı kablo da bizim fazımızdı. Bunun üzerine bunu doluyoruz. Kameranın altında çalışmak gerçekten zor oluyor. Estetik problemler varsa kusura bakmayın. En son kalan nötrümüzü de ortak nötrün üzerine doluyorum. Bu hatla alakalı bağlantımı tamamen bitirdim. Burada belirtmek istediğim nokta şu. Evet biz buradan bir anahtarlı priz yapıyoruz ama diyelim ki şu da priz ve bu da priz. Aynı odanın içerisinde ya da yandaki bir odaya giden bir priz olduğunu düşünebilirsiniz. Yani siz şimdi buraya anahtarlı priz yapacaksınız ama buna çok uzun süreli bir şey bağlayamazsınız. Yani ne demek istiyorum? Buna bir elektrikli soba takamazsınız. Buna ya da aşırı yük çeken bir şey bağlayamazsınız. Yani buna ne takabilirsiniz? Kısa süreli ütü, kısa süreli elektrik süpürgesi ya da buna benzer şeyler bağlayabilirsiniz. Ağır yük çeken cihazların bağlamaması iyi olur. Anahtarlı prizimizin üzerindeki bağlantı şekli şu şekilde. Şurası bizim topraklamamız. Şurada hemen klemensi var. Şurası bizim fazya'dan ötürümüz. İstediğinizden birisine bağlayabilirsiniz. Şuraya da ayrıca anahtar bağlantısı, yani lamba fazı için bir anahtar bırakılmış. Şimdi işe ilk önce zor olandan başlıyoruz. Her zaman önce topraklamayı bağlayın. Karışıklıktan kurtulmuş olursunuz. Şu an normal prizimizin bağlantısını bitirdik. Topraklama, nötr ve fazımızı bağladık. Şimdi lambanın fazını ve yani şu bizim elektriğin olacağı kablo. Bu da yukarı tavandaki lambaya giden fazımız. Şimdi şuradaki kısımlardan herhangi birine herhangi bir kabloyu yerleştirebilirsiniz. Çok önemli değil. Bağlantımızı tamamladık. Şöyle yakından göstermek gerekirse şu lamba fazımız buradan giriyor ve bu da tavandaki lambaya giden, yani şu lambamıza gelen elektrik, bu da tavandaki lambayı çalıştıran elektrik. Şu bizim topraklamamız, şu nötrümüz, şu da normal prize giden elektriğimiz. Evet, aynı kasanın içerisinde artık hem bir anahtarımız oldu hem de bir priz sahibi olduk. Şimdi sisteme bir elektrik verip denemesini yapıp ondan sonra videomuza son vereceğiz. Düzeneğimizi, elektriğimizi verdik. Tamam, şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir de prizin içerisindeki voltajı kontrol edelim. Evet, 235 volt civarında. Düzeneğimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Umarım faydalı video olmuştur. Kanalımdaki diğer videoları izleyip bana destek olabilirsiniz. Benzer videoların devamı için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.